Değerli izleyenlerim, bugünkü Sorularla İslamiyet programında şeytan nasıl aldatır sorusuna cevap bulmaya çalışacağız. Hemen herkes kendi aleminde, kendi iç dünyasında şeytanın zaman zaman onu aldattığını, bir takım günahları sevimli, süslü gösterdiğini tecrübeleriyle görür. Demek ki şeytan insanı aldatabilmekte ve insan aldanabilmekte. İnsanın bir takım zaaf noktaları var. Şeytan bu zaaf noktalarını çok iyi biliyor, değerlendiriyor ve ona göre de oralardan insana nüfuz edip insanı kandırmaya çalışıyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam döneminde yaşanan ibretli bir olayı bu vesileyle nakletmek istiyorum. Malum Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Ramazan'ın son 10 gününde itikafa çekiliyor. İşte itikafta olduğu bir zamanda Peygamberimizin hanımlarından Hazreti Safiye Peygamberimizin yanına geliyor. Yemeğini getirmiş. Namaz sonrası da oradan ayrılıyor. Akşamın alacakaranlığı ve insanların simalarının çok da net ayrılmadığı öyle bir zaman dilimi. Peygamberimiz onu uğurlarken bakıyor orada sahabelerden birkaç kişi var. Onlara durun bekleyin diyor. Onları beklettikten sonra hanımını uğurluyor. Ardından da onlara diyor ki bu benim hanımım idi diyor. Hanımım Safiye yanıma gelmiş. Onu uğurladım. Sahabeler diyorlar ya Resulallah biz başka bir şey mi düşüneceğiz? Estağfurullah diyorlar. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam orada şu ölçüyü ortaya koyuyor. Hayır diyor böyle demeyin. Şeytan boş durmaz. Nasıl ki insanın damarlarında kan deveran eder döner. Şeytan da insanın damarlarında deveran eden o kan gibi insanda böyle döner fırsat kollar. Demek ki velev peygamber de olsa ve onun yakınında olan kimseler velev sahabe de olsa sahabelere peygamber hakkında suizanla sebebiyet verdirecek şeyi şeytan yapar mı? Yapar. Nitekim Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam döneminde bazı insanlar İslam'a girdikten sonra dinden çıkmışlardır. Buna irtidat olayı diyoruz. Dinden dönme olayı. En büyük insana muhataplar, Peygamber Efendimiz'e muhataplar, iman kendilerine nasip olmuş ama ardından artık neler olduysa dinden dönmüş olan kimseler görüyoruz. Demek ki bu tarzda şeytan insanlık aleminde peygamberlerden sonra en üst seviyede olan sahabelerle bile uğraşıyor. Onları da bir takım iyi şeylerden alıkoymaya çalışıyor. İşte şeytan acaba insanı nasıl kandırır, neler yapar? Bu noktada Kur'an-ı Kerim ayetlerinde çok dikkat çekici ifadeler var. Mesela bunlardan bir tanesi hutuvat-ı şeytan, şeytanın adımları. Cenab-ı Hak la tettebi'u hutuvat-ı şeytan innehu lekum aduvvun mubin buyuruyor. Ey iman edenler! Şeytanın adımlarına uymayın, o sizin için apaçık bir düşmandır. Şeytanın adımları derken buradan herhalde şunu anlayabiliriz. Şeytan adım adım hedefine varmaya çalışır. Diyelim bir insan namazını kılan dindar bir kimse. Buna doğrudan namaz kılma belki diyemez. Ama diyelim sabah namazına onu kaldırmama hususunda onu gevşetebilir. Yani hava çok soğuk. Ya kalkmasan da olur veya evde yalnız kılsan da olur. Bu şekilde önce onu gevşetmeye çalışır. Gevşettikten sonra başka namazlarda da aynı gevşekliği devam ettirebilir ve bunun neticesinde bir de bakarsınız ki o insanı namazdan soğutabilir. İşte Peygamberimiz döneminde yine yaşanmış olan ibretli bir olayı bu vesileyle nakletmek istiyorum. Salebe olayı. Salebe Peygamber Efendimizin mescidine devam eden, onun sohbetlerine devam eden bir isim. Fakat içinde de böyle bir heyecan var. Peygamber Efendimiz'e diyor ki, ya Resulallah diyor, dua ediniz, Allah bana mülk versin. Böyle zengin olmak istiyorum diyor. Peygamber Efendimiz yatıştırıyor Salebe'yi ve diyor ki, ey Salebe, şükrünü eda edebildiğin az bir mal, şükrünü eda edemediğin çok maldan daha hayırlıdır. Salebe bir miktar bu ifadelerle teselli buluyor. Bir miktar içindeki o feveranı, içindeki kuvvetli isteği yatıştırıyor.
Ama şeytan boş durmuyor. O damarını yine işletmeye devam ediyor. Başka bir zaman yine Peygamber Efendimiz'e aynı gerekçeyle geliyor. Ya Resulallah, ben zengin olmak istiyorum. Bana dua etseniz diyor. Peygamber Efendimiz yine, ya Salebe diyor, şükrünü eda edebilecek misin? Şükrünü eda edebildiğin az bir mal, şükrünü eda edemediğin çok maldan daha hayırlıdır. Salebe yine bir miktar yatışıyor ve bir şey diyemiyor. Ama aradan zaman geçtikten sonra yine Peygamberimizin yanına geliyor. Mal talebinde bulunuyor. Ya Resulallah, ben zengin olmak istiyorum. Bunun üzerine Peygamberimiz onun zengin olması için dua ediyor. Ve bu duanın neticesinde Salebe hayvancılıkla meşgul oluyor. Hayvanlarının sayısı gittikçe artıyor. 3, 5, 10 derken bir sürü meydana geliyor. Daha önce kendisine mescit kuşu denilen, vakit namazlarını Peygamberimizin ardında kılan bu kimse artık ancak cumadan cumaya camiye gelebiliyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam sahabelerini çok yakından takip eden bir isim. Herkesin durumunu yakından takip eden birisi. Salebe'yi göremiyorum, ne oldu diyor. Diyorlar, ya Resulallah, onun malı mülkü o kadar arttı ki artık cumalara ancak gelebiliyor. İleride işi biraz daha arttığında artık cumalara da gelemiyor. Sadece bayram namazlarına gelebiliyor. Ve belki sonrasında onu da bırakıyor. Ve derken zekatla alakalı ayetler geliyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam o zaman devlet eliyle zekatı topluyor. Malum günümüzde zekat insanların doğrudan kendi vicdanlarına bırakılmış bir olaydır. Ama Peygamberimiz dönemindeki uygulamada devlet doğrudan topluyor, muhtaç olanlara veriyor. İşte o zaman Beytül Mal deniyor devlet hazinesine. Beytül Mal için kimin nesi varsa zekat düşen mallarından zekat miktarı alınıyor, toplanıyor. Salebe'nin yanına da gidiyorlar Peygamberimizin zekat memurları, ama Salebe'ye malından zekat vermek ağır geliyor. Diyor, ben bunları ne kadar zorluklarla kazandım, ne diye verecekmişim, ve vermiyor. Daha sonra aklı başına gelir gibi oluyor ama kullandığı ağır ifadelerden dolayı Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam onun zekatını kabul etmiyor. Ve Peygamber Efendimizin vefatından sonra Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer o devirlerde de onlar da yine onun zekatını kabul etmiyorlar. Ve işte Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ona demiş olduğu mana bu şekilde ortaya çıkmış oluyor. Ey Salebe, şükrünü eda edebildiğin az bir mal, şükrünü eda edemediğin çok maldan daha hayırlıdır. Salebe görünüşte çok zengin oldu. Dünyanın malını epey kazandı ama Peygamberimizin ifadesiyle Salebe'ye yazık oldu. Bir kabiliyetti ama dünya sevdası, dünya sevgisi onu perişan etti. İşte şeytan bir kısmına bu tarzda zenginlik damarından girebilir. Bir kısmına şöhret damarından girebilir. Bir kısmına korku damarını işletmek şekliyle girebilir. Bir kısmına daha böyle şehvet gibi, öfke gibi yerlerden girebilir. Ve şeytanın girebileceği çok menfezler var. Girebileceği çok delikler var. Malum kaleler zayıf yerlerinden fethedilir. Halatlar ince yerlerinden kopar. İşte herkesin zaaf noktası neresiyse, ince olan kısım neresiyse, şeytan oraları gayet iyi biliyor ve oraları işletiyor. Bunun neticesinde insanları iyilikten, güzel şeylerden alıkoyuyor ve kötülükleri onlara süslü gösteriyor. Haram olan şeyleri süslü gösteriyor ve onları büsbütün yoldan çıkarabiliyor. Dalalem ba'ide diye ayette ifade edilen büsbütün yoldan çıkarmak, büsbütün saptırmak bu şekilde faaliyetini gösteriyor. Şeytanın belki de binlerce, on binlerce yıllık tecrübesi var. Hazreti Adem ve Havva ile başlayan insan şeytan mücadelesi günümüzde ahir zamanda da bütün şiddetiyle devam etmekte ve şeytan binlerce yıllık birikimini kullanarak günümüzde de insanları yoldan çıkarmaya çalışıyor. İşte bir insan haram nedir, helal nedir, bunları iyi bilirse şeytanın desiselerinden, vesveselerinden daha uzakta kalabilir. Helal olana rağbet eder, istifade eder.
haram olanlardan da uzakta kalır. Cenab-ı Hak hepimizi şeytanın adımlarından, aldatmalarından muhafaza eylesin. Bir başka programda görüşmek ümidiyle hayırlı günler diliyorum.